Merhaba arkadaşlar. Yılmaz Karahanlı'yı hemen hemen hepiniz tanıyorsunuz. Kendisinin çok güzel çalışmaları var. Şimdi Chat Engine ile çok enteresan şekilde TrainerBot'takinden daha fazla ve daha güzel bir şekilde çoklu üretim kodları yazmış. Mutfak, atölye ve üretim fırını için değişik, ekinler için değişik bir kod, ağaçlar için değişik bir kod, ürünler için değişik bir kod. Arkadaşlar, hileye geçmeden önce Yılmaz Bey, bu da grubu, der ki Chrome'dan daha güzel oluyor der. Ben Mozilla'dan yaptım. Başka tarayıcının açık olmaması lazım etkilememesi için. Onun için ben şimdilik Chrome'u kapattım. Kodlarımız bunlar arkadaşlar. Şimdi mutfak, atölye ve üretim ürünü için. Chat Engine'imizi açıyoruz. Oyunumuz açık. Oyunun sesini de kapatayım ben. Evet. Arkadaşlar, Array of Byte'a geliyoruz. Kodumuzu yapıştırıyoruz. Değiştireceğimiz kodu da alıyoruz. Buna birkaç kere next scan diyoruz kırık kod için. Burada küçük bir nüans var arkadaşlar. Sadece mutfak ve atölye ve üretim fırını için. 7000 küsürlü sonuç çıkması lazım. Eğer 80-90 sonuç çıkıyorsa, ki benim asıl hesabımda öyle çıktı, olmuyor mutfak hilesi. Diğerleri oluyor ama. Olmayışının sebebi de 3.7.2 eski trainer botu bilirsiniz. Çoklu üretim yapardı. Tarladan bir sürü çiçekler fışkırdı, ürünler fışkırdı. Bende o çalışıyor. Onun için bende olmuyor. Ama çoğunuzda, yani şöyle söyleyebilirim, %95 hesaplarda bu çalışacaktır arkadaşlar. Evet, kodlarımızı topladık. Aşağıya alıyoruz. 7500 sonuç olduğu için biraz geç olacak. Şunu da söyleyeyim. Tarayıcınızın geçmişini temizleyeceksiniz. Facebook'unuzu öyle açacaksınız. Oyuna öyle gireceksiniz arkadaşlar. Tarayıcı pop ve çerezlerle doluysa bu hile çoğunuzda olmaz. Şimdi mutfağımıza gidiyoruz arkadaşlar. Dolar hilesini aktif etmediğim için yapılabilir ürünleri seçeceğim. Yapılabilenleri seçtim. Gösteriyorum. Evet. Tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi 350 adet verdi. Üretim fırınına bakalım. Sonra diğer hilelere geçeceğiz. Atölyeye bakalım. Yine buradan da yapılabilenlerden seçelim. Gördüğünüz gibi 350 adet de bunu verdi. Tabii bu hileyi adminler yapabilecektir veya profesyonel oyuncular yapabilecektir. Çok faydalı bir çalışma. TrainerBot ara sıra arıza veriyor. Çöküntüler oluyor. Kodlar çok sağlam ve güzel. Kullanışlı, elverişli kodlar. Buradan da yapılabilenleri seçtik. Üretim fırını. Birazcık kasıyor. Özellikle mutfak ürünü. Öbürlerinde sorun yok arkadaşlar. Evet, üretim fırında da metal çerçeveye tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi 350 adet de bunu yapıyor arkadaşlar. Şimdi şey hilesine geçelim. Ağaçlar için arkadaşlar. Çok güzel bir rakam veriyor. İzleyeceksiniz şimdi. Kodu siliyoruz. Burayı da siliyoruz. New scan deyip gene Array of Byte'da kalıyoruz. Kodumuzu yapıştırıyoruz.
Değişim kodumuzu alıyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki kod da arkadaşlar, eğer daha fazla ürün isterseniz değiştireceğiniz kod bu olmalı. Bu olmalı. Ama bu kafidir. Gene birkaç kere next scan diyoruz. Toplayıp yapıştırıyoruz. Ağaçlara gidiyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi kaç bin tane ürün verecek. İzleyin, dibi siyah oldu. 7500 tane ürün verecek arkadaşlar. Tek ağaçlık. Bir başka ağacımızı da hasat edelim. Kaslı için rakamı yazmadı ama denemelerimde gördüm. Tek bir ağaçlıktan 7500 adet ürün alıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu da silelim. Hayvanlara geçelim. Ağaçlara geçmiş, ekinler kalmış. Olsun, ekinleri en son yapalım. Hayvanlar içinde kopyalıyoruz. Gene array of byte'deyiz arkadaşlar. Yapıştırıyoruz. Değiştir kodunu alıyoruz. Birkaç kere next scan diyoruz. Ben tarlaya fazla hayvan yoktu. 3 tane hayvan koydum. Bakın mesela bunun madalyası alınmamış. Yeni birine. Bakalım madalyayı verecek mi, vermeyecek mi? Vermezse güzel. Çünkü biliyorsunuz madalyası alınmamış her ürün bonus puan veriyor. Birçok kişi hemen madalya hilesi yapıyor. Bonus alamıyor. Komşu sıralamasında da aynı madalyada sonlarda kalıyor. Bunu da vermedi. Oyunu tazelemem gerekirdi. Tazelemeden kod değişimi yaptım. En fazla 2 kod değişebiliyorsunuz. Üçüncüsünde oyunu ve chat engine'i tazelemek lazım. Bekliyoruz. Bu hayvanda oldu. Evet. İnekte olmadı. Bunda oldu. Ben oyunu tazeleyip sizlerle beraber olacağım arkadaşlar. Evet, kodları yapıştırdım. Oyunu tazelemek gerekiyordu. Ben tazelemediğim için kabul etmedi. Nereden belli? Bakın inek yem vermiştik, yemi almamış. Tıklıyoruz. Bazı hayvanlar da yapmayabilir. Ama genelinde yapıyor. İnek de yapmadı. Kırmızı yumurta vermesi lazım Bolcan'a. Gene yapmadı. Bekliyoruz. Evet Yılmaz'cığım, burada enteresan bir şey oldu. 07 kodlarla çalışmıştı hayvanlar. Video çekerken çalışmadı.
Bunları sildim. 0.5 olarak yaptım. Gördüğünüz gibi. Şöyle şey yapayım. İlerleyelim. Gördüğünüz gibi 0.5 ve 0.5 olarak değiştim. Şu 7'leri, 2 tane 7'yi 0.5 yaptım, çalıştı. Yani kah 0.7 ile çalışıyor, kah 0.5 ile çalışıyor. Şöyle ki göstereyim. Gördüğünüz gibi. Tane yün. Video öncesi kendim yaparken civcive de tavuğa da 4500 tane vermişti. Yani her hayvanda çalışmıyor söylediğim gibi. Bunun sebebi de şey, tarayıcıyı her hilede geçmişi temizleyip şey yapmak lazım. Oyunu yeniden açmak lazım. O inek de verdi. Bakın demin vermiyordu. Bir sürü gübre ve süt verdi. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar şeye geçelim. Ekinlerimizin hilesine geçelim. Burayı siliyoruz. Array of White'da kalıyoruz tekrar. Ekinlerimize geliyoruz. Tek bir tarla hasat etmeniz kâfi arkadaşlar. Yılmaz Bey'in yazdığı kod çok güzel. Bolca ürün veriyor. Yem yapmakta kullanabilirsiniz ürünleri yem makinesinde. Veya görevlerde istiyor panayı görevlerinde. Onun için her üründen birer tane tarlanızı ekin. Bu hileyle bir tane bir kare toprak alanı hasat etmeniz kâfi. Oyunu tazelemedim. Video kısa sürsün diye inşallah algılayacak. Evet. 7500 tane ürün verecek arkadaşlar. 7505 adet verdi gördüğünüz gibi. Tek bir tarla. Yılmaz Bey'e tekrar teşekkür ediyoruz. İnşallah sizler de becereceksiniz. Videonun ekine ben bu kodları vereceğim. Tamamını böyle kopyalayıp ufak olduğu için yazıları alamayacaksın. Masa üstüne not defterine yapıştırın arkadaşlar. Dediğim gibi hayvanlar kah 07'de çalışıyor. Her iki tarafı da 07 yapacaksınız. Kah bu 7'leri 05 05 yapacaksınız. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.